yana yayınlarımız duruyor. Milli maçla ilgili yayınlarımız derken. Tabii bugün Konya için özel bir gündü. Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'ın kızı Ayşegül'ün de nikah töreni vardı. Kalabalık bir katılım var. Aykut Kocaman'ı da hemen burada gördük ve mutlu olduk. Tatili de bölüp hem bunun için geldiniz. Milli maç da var. Güzel bir gün. Aynen öyle. Aynen öyle. Önce genç çifte tabii burada bulunma vesilelerimizden bir tanesi. Tekrar buradan da mutluluk diliyorum. Huzurlu, mutlu bir hayat diliyorum. İkinci bölüm bizim tarafa doğru geçtiğimiz andan itibaren de hakikaten ülke futbolunun geleceğini de önemli ölçüde etkileyecek maçlardan bir tanesi gibi gözüküyor. Sadece sonuç, ben sonuçlarla odaklı değilim. Sonuç çok önemli bu işin içinde tabii ki ama sonuçlarla odaklı değil. O gidişatı gösterecek, neler olduğunu gösterecek maçlardan bir tanesi ki herhalde şu andaki yeryüzündeki bir elin parmakları kadar sayabileceğimiz en sert takımlardan bir tanesi. Son dünya şampiyonu en sert takımlardan bir tanesiyle oynayıp yani takımın nerelere doğru gideceğini göstermesi açısından güzel bir test maçı olacak gibi gözüküyor. Ama sonuçta tabii onu da söylemek lazım. Sonucunda umarım bizim lehimize doğru o futbol şansı denen top oyuna girdikten sonra bütün senaryonun dışına taşan olaylarda öngörülecek pek çok şeyin dışına taşan olaylarda hani top şansının biraz daha yanımızda olmasını temenni ediyorum tabii ki. Umarım başarılı olur milli takımımız ve oyuncularımız. Tribünde olacaksınız bugün. Aynen öyle, aynen öyle. Öbür taraftan da hem bu vesileyle yönetim kuruluyla da bir araya gelip önümüzdeki sezonla ilgili zaten yapmış olduğumuz değerlendirmeleri tekrar bir gözden geçirme şansını da verdi bugün. Küçük bir mesaj, yani taraftar bekliyor şu anda, bir sessizlik de var. Şöyle birkaç şey söylemiştim ama sessizlik olması çok doğal, anormal bir şey değil. Ancak tabii taraftarın da bu konuda hani bir şeyler konuşabilmek için kendince bir takım şeyler aradığının farkındayım. Yani her taraftar grubu için, sadece Konyaspor için değil. Bu dönemler öyle dönemler. Ama öbür taraftan da sıkıntılarımız belli. Söylemeye çalıştım sürekli. Beklentilerimiz belli. Beklentilerimiz derken her tarafı kastediyorum. Profesyonel safhada sadece bizim değil, taraftar açısından da, kulüp açısından da. Aynı zamanda yapacaklarımız da belli. Adım adım yapmamız gerekenleri yapacağız. Bence aldanmasınlar taraftarlarımız. Çünkü ciddi bir sirkülasyon olacağı gözüküyor takımda. Hem giden oyuncularla beraber, hani ne kadar başarılı olabilir bilmiyorum ama hem de gelen oyuncularla beraber ciddi bir sirkülasyon olacağı gibi gözüküyor. Umarım başarırız ama şunu söyleyebilirim. Ne kadarsında kalırsa kalalım geçen sezondan daha iyi olma ihtimali çok daha fazla gözüküyor. Umarım yanılmayız. Daha belki pek çok yaptığım tahminde yanılmama tarafı daha fazla oluyor. Umarım bu sefer de yanılmayız. Çok teşekkür ederim bu meseleyle. Bütün Konyaspor'a tekrar selamlar. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Aykut Kocaman'la birlikteydik. Selçuklu Kongre Merkezi önündeyiz. Sayın Tahir Akyürek'le birlikteyiz. Konya milletvekilimiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz derken Konya aslında sizin eviniz bir taraftan ama Ankara'daki yoğun mesai. Hoş geldiniz. Milli maç var. Bunun atmosferini biz gün boyu yayınlarla yaşatmaya çalıştık. Güzel bir nikah töreninin çıkışında milli maçla ilgili duygularınızı alalım. Evet, teşekkür ederim öncelikle. Sizde de bir aynı zamanda spor yayıncısı olarak milli maç heyecanını görüyoruz. Konya'mızın böyle uluslararası müsabakalara, uluslararası önemdeki karşılaşmalara ev sahipliği yapması bir kere çok önemli. UEFA kriterlerine göre, Avrupa kriterlerine göre spor tesislerimizin olması, stadyumumuzun olması Konya'mızda bu hareketliliği de adeta sağlamış oluyor. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Konya'da 2-3 gündür bir heyecan görüyorum ben. Taraftarlarımızda, hemşehrilerimizde, gelen misafirler, Fransa milli takım heyetinin topluca gelmiş olması, uluslararası basının dikkatini Konya'ya çevirmesi bizler adına güzel bir olay. Yeni teknik direktörümüz Şenol Güneş, yeni bir kadro oluşturuldu. Konya'dan da futbolcu arkadaşımız var kadroda. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Milli takımımızın tüm Konya olarak, Konyalılar olarak yanındayız, arkasındayız. Destekçileriyiz, desteklemeye devam edeceğiz inşallah. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde çok önemli icraatlarınız, çok önemli çalışmalarınız oldu ama bence spor adamı olarak en önemlilerinden bir tanesi stadyumdu. Şimdi geriye dönüp baktığınız zaman gurur duyuyor musunuz, mutlu oluyor musunuz Fransa gibi bir takımı burada ağırlamak? Elbette, yani stadyum gibi büyük tesisler 50-60 yılda bir yapılır Selahattin, biliyorsun. Hamdolsun Konya'mız bunu başardı, belediyemiz bunu sonuçlandırdı ve birçok uluslararası müsabakaya ev sahipliği yaptığımız gibi Konya'mız da Avrupa kupalarına doğrudan iki defa katıldı. Güzel bir hatıra bizim için. Yani o güzelliği Konya'mız yaşamaya devam edecek inşallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Yayınımıza katıldınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, misafirlerimiz devam ediyor.
başkanı olarak. Evet, eski Konya Spor Başkanı olarak diye hitap etti. Sait Hocam desem yanlış olmaz. Evet, çünkü bir taraftan da hocamızdınız üniversitede. Çok teşekkürler, evet. Konya Spor'un eski başkanı, milletvekilimiz Sait Gülen. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Evet, milli maç atmosferi yaşıyoruz bugün. Evet, onun heyecanıyla buradayız. Nikahtan çıktık ama şu an tek düşüncemiz bu. Evet, tek düşüncemiz inşallah Konya'mızda milli takımımız Fransa'yı yenerek bize bir mutluluk yaşattır bayram sonrası. Bayramımız devam eder arzusundayız. Evet. Konya'mızda bu maçın olması bizim için ayrıca bir övünç ve gurur kaynağı. İnşallah güzel bir sonuçla stattan ayrılırız diyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Sağ olun. Evet, Emniyet Genel Müdürümüz buradalar, Konya'dalar. Hoş geldiniz efendim tekrar. Güzel bir nikah töreni yaşadık ve ardından milli maçın heyecanını, atmosferini yaşamaya devam ediyor. Biz gün boyu yayınlarla bu atmosferi Konya'ya tattırmaya, Türkiye'ye Konya'da olup biteni yaşatmaya çalıştık. Neler söylersiniz efendim? Ben öncelikle tüm vatandaşlarımızın içinde bulunduğumuz bayram tatili münasebetiyle bayramlarını, geçmiş bayramlarını tebrik ediyorum. Mehmet Baykan Bey'in daha önceki yine bir milli maç münasebetiyle Konya'da oğlunun evlilik merasimine gelmiş, arkasından da milli maçı izlemiştik. Bugün 3 işlem için bulunduk. Hem bayram tatili sonrası yol trafik yoğunluğunu güzergahta denetleme amacıyla Ankara'dan çıktık. Yol boyunca trafik ekiplerimizi ve trafik akışını denetledik. Hem hayırlı bir merasime tanıklık ettik. Hem de inşallah akşam çok önemli bir futbol müsabakasında milli takımımızın inşallah galibiyetine de tanıklık ederiz diye ümit ediyoruz, temenni ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hem hayırlı bayramlar diliyorum hem de milli takımımıza başarılar diliyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ayağınız uğurlu gelir. İnşallah. Galip geliriz. İnşallah. Sayın Emniyet Müdürümüz de burada. Sayın Genel Müdürümüz konuşuyor. Evet. Hadi, teşekkür. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Evet. Emniyet Genel Müdürümüzle de ve Konya İl Emniyet Müdürümüzle de bugünü değerlendirmeye çalıştık. TÜRFAT Başkanımız Sayın İsmail Dilber buradalar. Sayın Dilber, canlı yayındayız. Hocam izninizle tabii burada bir hasret de gideriliyor. Dostluklar pekişiyor. Uzun zamandır görüşmeyen genelde düğünlerde böyle olur, değil evet, mi? Evet evet. Bugün de düğün günümüz olsun. İki düğünü bir arada kutlayalım. Hem gençlerin hem de ülkenin bir düğünü olsun futbol açısından. Biz böyle maçları kaybetmeyiz. Biz böyle maçları kazanmaya daha yakınız. Bizim bazı maçlarımız vardır. Kendi standartlarımızın altındaki takımlarla oynadığımız zaman biraz boşluyoruz ama böyle çok ciddi rakipler karşısında mükemmel oynuyoruz. İyi konsantre oluyoruz. Yani bana göre kaybetmemiz mümkün değil. İnşallah kazanırız. Teşekkür ediyorum. Ben yeni bir soluk geldi milli takıma. Peki. Yeni bir teknik heyet, yeni futbolcular. Bir de Ömer Ali oynarsa biz çok mutlu olacağız bugün. Tabii Konyalı olarak insanlarım ama Ömer Ali hepsi bir Ömer Ali. Tabii. Onun için bir ayrımımız olması mümkün değil. Bazen arada boşluklar giriyor, böyle yabancı antrenörler girdi bir iki kere. Onların telafisinde tekrar bizim dostlarımız, arkadaşlarımız, hocalarımız gelip telafi ediyorlar. İyi olacağına eminim. Şenol Hoca ve ekibi de çok mükemmel. Her şey iyi olur. İnanıyorum ben buna. Teşekkür ediyoruz efendim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi bir maç diliyoruz. İyi bir maç. İnşallah kazanırız. İnşallah. Sağ olun. Sayın Dilber'e de teşekkür ediyoruz. Evet, Yunus. Yunus'u aslında nasıl tanıtacağız, evet, biliyor musun? Baygolo, gol kralı, evet, ikinci ligin en fazla gol atan futbolcusu. Yunus hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim size de yayınlar. Uzun zamandır görmüyorduk biz de, güzel oldu. Evet. Nasıl gidiyor futbol hayatı? Vallahi futbolu bıraktık artık. Evet, oynamıyorsun ama evet, diğer taraftan. İnşallah hocalık yapacağız, belgemizi aldık. Yavaş yavaş öbür tarafa doğru geliyoruz inşallah. Konya Spor'u da çalıştırmak nasip olur. Golden sonra o taklalarınla hatırlıyoruz böyle seni. Evet vallahi Konya'da güzel taklalar atıyordu. Gençlik en son Buca'da bir atayım dedim, beli sakatladı. Yaşlılık zamanımızda. Bugündür yok. Yok, atmıyorum artık ama inşallah bugün de Mehmet abin kızı evlendi herhalde. Allah mesut etsin onun vesilesiyle de. İnşallah akşam da milli takım Fransa'yı yener. Ayağımız uğurlu gelir. İnşallah. İnşallah.
Ne diyorsun? Milli takım yeni bir jenerasyon yakaladı. Şenol Güneş'te o 2002 ruhu yeniden canlanır mı? Fransa maçı bir ölçü değil aslında ama. Ölçü değil ama ben canlanacağına eminim. Mesela federasyona da eski futbolcular girmeye başladı yavaş yavaş. Evet. İnşallah daha iyi olacak diye düşünüyorum. Artık birilerinin bir şeyler yapması lazım. Çünkü Türk futbolu kötüye gidiyor. İnşallah Türk futbolu daha iyi olur. Milli takımlarda daha iyi başarılar alırız. Ben Fransa'ya iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. İnşallah bugün kazanırız diyorum. Konya'nın yeni stadyumunu görünce böyle heyecanlanıyor musun? Valla eski stadyumu gördüm, biraz üzüldüm. Yıkılmış, benim goller de gitti orada. Doğru, boşaldı. Valla oynamak isterdim bu stadyumlarda ama bizim oynadığımız stadyum hep kapandı. Doğru. İnşallah bizim gençler bizlerden daha iyi olurlar. Konya'da yetişen gençler bol bol gol atarlar. Biz de Konya'mıza gurur duyarız. Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür Yunus. Ederim, sağ olun. Görüşmek üzere inşallah. Abdurrahman Baysangur yanımızda. Konya Anadolu Selçuk Spor'du 1 Haziran itibariyle. 1922 Konya Spor oldu. Sezonu birlikte tamamladık orada. Evet. Yeni sezonla ilgili neler olacak bekleyip göreceğiz ama bugün konumuz milli takım hocam. Milli takımımız var. Evet, bugün gerçekten çok önemli bir maç. Konya'da olmuş olması bizim için de çok büyük bir onur, gurur verici bir tablo. Bundan önceki maçları düşündüğüm zaman da Konya gerçekten uğurlu geliyor. İnşallah bugün de böyle olur. Dünya şampiyonunu ağırlayacağız. Kesinlikle. Önemli bir maç. Baktığımız zaman da bizim milli takımımız aslında işte Şenol hocamızla beraber gerçekten hem oynadığı iki lig maçında hem de hazırlık maçlarında çok iyi görüntü verdi. Ben bugün çok ümitliyim. Yani belki herkes beraberlik diye düşünüyor ama yani önemli bir sonuç beraberlikte belki ama eğer böyle bir atmosferde yenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. İnşallah yeneceğimize inanıyorum ben. İnşallah hocam. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Görüşmeler. İyi bir maç diliyoruz akşam. Beraber izleyeceğiz tribünlerde. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Genel yayın yönetmenimiz Yaşar Toy da bize burada yardımcı oldular. Kıymetli katılımcılar vardı nikah törenine. Oradan çıkanlarla beraber. Evet, Sayın Ali Düşmez burada. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı. Aynı zamanda Futbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Düşmez. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Konumuz milli takım. Dün akşamdan bu yana biz de Konya'da en azından izleyicilerimize buradaki atmosferi bütün Türkiye'ye iletmeye çalışıyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii Konya bir futbol şehri, spor şehri. Biz de bugün hem bir düğün için geldik. Dostumuz Mehmet Baykan'ın düğünü için buradaydık. Yarın da inşallah ikinci bir düğünü yapmak niyetindeyiz. Milli takımın iyi hazırlandığını düşünüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu da yeni genel kurulunu yaptı. Yeni de bir yönetim oluşturduk. Bu sinerjiyle yeni hocamızla, genç arkadaşlarımızla, futbolcularımızla başarılı olabileceğimizi düşünüyoruz. Yaş ortalamamız 25-10.7 olarak biliyorum. Bu takımın tecrübe abilerle, genç sporcularla iyi bir netice alacağını hem ümit ediyoruz hem umuyoruz. Bu maçın neticesine göre de bu gruptan çıkan bir Türkiye'yi İnşallah hep birlikte kucaklayacağız. İnşallah. Gıpta ile izliyoruz. Enerjik yapınızda. Her yerdesiniz. Törenlerde takip ediyoruz. İnşallah milli takımda bu akşam o enerjik yapısıyla güzel bir netice alır. Estağfurullah, tabii bu iyi bir görüşünüz. Benim enerji olmak durumundayım. Ben hem Futbol Federasyonu'nda birkaç dönemdir yönetim kurulu üyesiyim ama ben amatör konfederasyonun da genel başkanıyım. Benim Türkiye'den bugün buraya gelen arkadaşlarım var. Biz her zaman dinamik olmak zorundayız bütün arkadaşlar. Ben de Cenab-ı Hak nasip ettikçe dinamik inşallah olurum. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Selman Özboyacı buradalar. Konya milletvekilimiz. Yayınlarda sık sık denk geliyoruz. Çünkü her yerdesiniz maşallah. Estağfurullah. Yani öyle bir yeteneğimiz yok ama gücümüzün yetince sorumluluğumuzun hakkını vermeye çalışıyoruz. Evet. Öyle söyleyeyim. Efendim konumuz milli takım, milli maç. Konya için çok özel bir gün. Evet. Dünya devini ağırlayacağız. Dünya şampiyonu. Ve yüzlerce ülkede canlı yayınlanacak bu maç. Konya için en güzel tanıtım alanlarından birisi. Neler düşünüyoruz maçla ilgili? Yani tabii en başta milli takımı şehrimizde ağırlamaktan büyük onur ve şeref duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bizim için çok ama çok önemli bir maç. İki takım da şampiyonaya iyi başladı. İki takım da gruplarında ikişer maçta ikişer galibiyet aldı ve belki de gruptaki en iddialı iki takım karşılaşacak. Tabii Fransa kolay bir rakip değil. Malumunuz, siz de ifade ettiniz, dünya şampiyonu. Ama biz de Türkiye'yiz ve Konya'dayız. Yani Konya'da
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumumuzun milli takımımıza ne kadar yani iyi ağırladığını, ne kadar güzel sonuçlar aldığını burada hepimiz biliyoruz. İnşallah biz yine milli takımın Konya'da güzel bir sonuç alacağına gönülden inanıyoruz. Rakip Fransa da olsa değişmez, başka olsa da değişmez. Burası Konya. Buradaki taraftarın oluşturduğu, tribünlerin oluşturduğu ambiyans milli takımın açısından çok ama çok bence destekleyici bir unsur. O yüzden bu akşam da inşallah puan ve puanlar alırız diye ümit ediyorum. Efendim teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz. Hemşehrilerimize selamlar. Milli takımımıza başarılar. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Sayın milletvekilimize teşekkür ediyoruz. Sayın Recep Çınar buradalar. Sayın Recep Çınar'ı almak istiyoruz. Tabii sohbet koyu bir taraftan. Biz kendisinden de yardım isteyelim. Arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Recep abi. Kendisini canlı yayınımıza almak istiyoruz. Hem Konyaspor Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda da Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi. Ben izninizle şöyle yapayım. Bir taraftan İsmail Bey ile başlayalım öncelikle. Milli maçın havasına biz girdik. Bu heyecanı yaşamaya başladık. İnşallah akşam artık o 23-30 dolaylarında mutlu bir şekilde stat'tan ayrılırız. Hep top yuvarlaktır derler. Böyle basit bir cümle vardır ama Fransa'nın önceki gün U20 Dünya Şampiyonası vardı. Fransa milli takımı ile Amerika milli takımı maç yaptı. İlk yarı 2-0 müthiş bir oyunla galip geldi. Fakat işte hareketler, pozisyonlar falan derken ikinci yarı Amerika sahaya çıktı. O bitmiş denilen averaj takım olarak gözüken Amerika 3-2 Fransa'yı yendi. Yani bu işler top yuvarlak. Bugün hiç belli olmaz. İnşallah milli takım Konya'da bir ilki gerçekleştirir. Konya'nın şöyle bir özelliği var. İnanılmaz bir taraftar bütünlüğü var. İnanılmaz destek var. İnanılmaz coşku var. Hele o tribünlerdeki ambiyans. Soruyorum mesela Emre Belezoğlu Başakşehir'den işte bu sene transferini yapacak. Dedi ki abi dedi Konya'daki rahatlığı hiçbir yerde bulamıyoruz. Neden dedim? Tribünlerde bir başlıyorlar. Milli takımla ilgili bizi desteklemeye kendimizi de unutuyoruz. Sadece milli takım için, ayrılık için savaşıyoruz. O da bizi mutlu ediyor dedi. Gerçekten bu ambiyans, bu hava inşallah uzun yıllar devam eder. Çok teşekkür ederim. Ne güzel konuştunuz. Konya halkı gerçekten bunu biliyor, bunun farkında ve bu akşam gereğini yapacak. Bu akşam gereğini yapacak. Şöyle, teknik direktör Şenol Güneş de bir çıkış peşinde. Bu nedenle 2002 ruhunu milli takıma yansıtacak bir şekilde mücadeleyi, taktiğini, fiziğini, performansını ayarladı. Dünkü antrenmanı da izledik. Futbolcular gayet inançlı, hırslıydı. Özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun sözleri bizi çok duygulandırdı. Fransa'yı üzeceğiz dedi. Ben fazlasıyla üzeceğimize inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah maç sonunda da böyle güzel duyguları paylaşırız Sayın Recep Çınar. Evet, ben de sevgili İsmail'in şeylerine, sözlerine destek olması noktasında eğer biz seyirci baskısını üzerimize değil arkamıza alırsak milli takım olarak biz buradan çok iyi bir sonuçlar çıkarız diye düşünüyorum. En azından burada yeni meslek bile yenilmemek de çok büyük bir zafer oldu. Zafer diyorum. Bir puan da büyük bir zafer. Çünkü son dünya şampiyonu Fransa'ya karşı oluyoruz. Öyle sıradan bir takım değil. Yani zor maç olacak ama önemli olan şey değil. Zor ama imkansız değil. Ben bu seyirci baskısıyla bugün Türkiye milli takımının Fransa karşısında iyi bir sonuç alacağını düşünüyorum. Ümit ediyorum. Yani bu noktada da seyircimize çok güveniyorum. Oyunculara güveniyorum ama seyircimize çok daha güveniyorum. İnşallah güzel bir neticeyle ayrılacağız. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, canlı yayınımız herhalde yarım saati geçti. Uzun bir süredir buradayız. Yaşar Bey ile kapatalım isterseniz. Yeneceğiz, başka bir yolu yok. Nevşehir'den. Evet, Bakkal Odası Başkanıyım. Öyle mi isminiz? Evet, Yaşar Göncü. Yaşar Bey, hoş geldiniz Konya'ya. Allah razı olsun. Yabancı değilsiniz anladığım kadarıyla. Yok, ben maç hastasıyım. Maç hastası. Milli takımda hastasıyım. Evet. Burak'a güveniyorum, inşallah bir şeyler yapacak. İnşallah yani. Güzel bir netice. İnşallah yani. Yani hiç karamsar değilim. İnşallah. Vallahi Nevşehir'den onun için geldim. Ben milli maç hastasıyım. Teşekkür ederim. Teşekkür, sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı günler efendim. Evet, gördüğünüz gibi milli maç havası ve sona geldik diyor Yaşar Bey, yayınımızın sonuna geldik diyor ama stadyumdan daha yayınlarımız olacak. Bugün belki de sona geldik. Bakıyoruz şöyle yavaş yavaş stadyum içeriden zannediyorum bitti herhalde protokolümüzde ve biz de sona geldik. Stadyumdan ve şehrin farklı bölgelerinden yayınlarımız olacak. Milli maç havasını, atmosferini birlikte Konya'da yaşamaya devam edeceğiz. Sevgili Şahin'le, sevgili Yaşar Toy'la şimdilik veda ediyoruz. Tekrar birlikte olacağız.
Hollande, Wesley Iman.